Doğmuş olmak onun açısından bir yara. Ama o elbette ki yarasını dünyanın başına kalkmamış. Onunla hep göğe bakmayı umut ettik biz ve Cemal Süreya onu çok güzel özetliyor. Turgut Uyar'ın tek tek şiirleri yoktur. Şiiri vardır, diyor. Anayasası olmayan tek cumhuriyet, Şiiristan, Turgut Uyar bölümüyle başlıyor. ...4 Ağustos 1927'de Ankara'da doğduğunda annesi Fatma Hanım ve babası Ahir Bey ona Ahmet Turgut Uyar adını verdi. 6 kardeşten 5.'si olarak dünyaya gelmişti. Babası Arnavut, annesi Girit göçmeni. 1931'de Ahir Bey emekli oldu. Böylece Uyar ailesi de Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Ahir Bey burada da çalışmaya devam etti. Turgut Uyar bir hasret kaldığı babasına kavuşmuştu. Babam harita binbaşısıydı. Çalışkan bir adamdı. Çok iyi bir hattattı. Ankara'nın Latin alfabesiyle ilk sokak levhalarını geceler boyu çalışarak ilk o yazmıştı. Ölümünden 15 gün öncesine kadar da çalıştı ve her akşam içti rakısını. 80 yaşını aşmıştı öldüğünde, diye anlatır babasını. Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Abim bana sataştıkça annem "Yapma oğlum," derdi ona. O içli bir çocuk. Belki babasına İstanbul'da hani kavuştu ya, bundan dolayı belki de çok küçük olduğundan çocuk aklı Ankara yıllarını silmiş Turgut Uyar'da. Yaşama İstanbul'dan başlamış. Yıllar sonra şiirleri pek sevilen bir şair olduğunda bu durumu özenle anlatıyor. İstanbul'u özenle anlatıyor. Fatih, İstanbul'da bir semt, Dervişeli Mahallesi, Vaiz Sokağı numara 70, çocukluğunu, nerede yaşamaya başladığını en güzel anlattığı şiirlerinden biri olacaktı. Ben sana kürk alamam doğrusu. Güzel bileklerine bilezik alamam. Bir kap yemek, bir elbise. Öyle bir tat var ki fakirliğimizde. Başka hiçbir şey de bulamam. Sokağımız Arnavut kaldırımı. Evimiz ahşap iki oda. Daha iyisi de olabilirdi ya. Şükür buna da. Ama Hamdi Beylerin, Hamdi Beylere bakma sen. Tencere maltızda, fasulye tencerede. Çocuklar kapının önünde oynuyor mu? Ona bak sen. Perdemiz kadife olmalıydı. Basma da güzel olur sevince. Biliyorsun. Ancak boğazımıza olmuyor ha deyince. Kim bilir bir gün belki adam sende. Aldırma. Bunlar düşünmeye değmez. Hem hayat dediğin ne ki? Şiir yazmaya başladığında
Belki de yıllar sonra isminin bir imza olacağından habersiz küçük bir çocuktu ve yıllar sonra Turgut Uyar olduğunda şiir yazma hissinin içine ilk nasıl düştüğünü şöyle anlatacaktı. Daha ilkokulda vezin ve kafiyeden haberim olmadığı çağlarda manzumeler yazardım. Sonra ortaokul ve lise devresinde boyuna yazdım. Günde 3-5 şiir, haftada 10-15, günde bir roman yazıyordum. Ama ne şiirler, ama ne romanlar. Bazen bir romanı bitirmeden sıkılır öbürüne başlardım. Sonra ikisini de birden yazardım. Bu yüzden o güzelim romanların çoğu yarım kaldı. Roman yazarken sıkılırdım. Şiire daha başka bir tutkunluğum, sadıklığım, saygım vardı. Bereket versin, o devirlerde şimdi hayırla yad ettiğim arkadaş bana Alain Fournier'in o güzelim Adsız Köşk kitabını verdi. Sonra Dostoyevski, sonra bir de Balzac okudum da gücüm kesildi. İsteğim kalmadı roman yazmakta. Bu suretle bugünün romancıları da benim rekabetimden kurtulmuş oldular. Ama şiiri bırakamadım. Liseyi bitireceğim yıl Hayyam'la, Nedim'le, Yahya Kemal'le, Tevfik Fikret'le, Hamit'le, Abdülhak Hamit yani, Haşim'le, onlarla tanıştım. Taklit ettiğimi bile bile onlara özenerek, onları bildiğim ve becerdiğim kadar terkipli filan gazeller, mazeller yazardım. Hatta makbere mezar adıyla bir nazire bile yazmıştım. Sonra günümüzün şiirlerini okudum da sevindim. Oh, dünya varmış, dedim. İlkokuldan sonra maddi güçlükler yüzünden eğitimine yatılı askeri okullarda devam etti. Babasına kavuştu diye sevinen bir çocukken bu sefer uzaklara gitme sırası ona gelmişti. Turgut Uyar Konya'ya askeri okula gitti. Buradan sonraki durağı da Bursa Işıklar Lisesi oldu. Yüksekokulu Askeri Memurlar Okulu'nda tamamladı ve eğitim hayatını tamamladığında yıl 1947 idi. Asker okullarında hiç mutlu olmadım. Genellikle yatılı okullarda mutlu olan çocuk yoktur sanıyorum. Başkalarının, hatta somut başkalarının değil de hiç kavrayamadığım bir otoritenin belirlediği ve çoğu zaman saçma bulduğumuz bir şeyler yaşamak zorunda olmak. Şairin ilk şiiri olan Yad, 7 Gün dergisinde yayınlandı. 22 Haziran 1947. 1948 yılında Kaynak Dergisi'nin yaptığı bir şiir yarışmasında Arz-ı Hal isimli şiiri ona ikincilik getirdi. Yarışmanın seçici kurulunda bulunan Nurullah Ataç'ın "Bilmem yanılıyor muyum Turgut Uyar'ı iyi bir şair saymakla? Hiç sanmıyorum. Ne olursa olsun onun için atıyorum zarımı." söylemiyle bütün dikkatleri üzerine çekti Turgut Uyar. Turgut eğitim hayatını tamamladıktan sonra İş hayatına başlamalıydı, yaşamak için. 1948'de ilk önce Kars'ın Posof ilçesine askeri memur olarak atanıyor. Burada 4 yıl çalışıyor. O zaman için şöyle diyor. 1948 yılında kura usulüyle tayinle Posof'a gittim. 21 yaşında evli ve bir çocuklu olarak hem de. Posof'a varışımızın ertesi günü ilk maaşımı işe geç başladığım için alamadım ve hayatımda ilk kez borçlandım. Bakkala gidip kuru fasulye almak istedim. Yoktu kuru fasulye veya ona benzer nohut filan. Böylesi
kıyı köşe yerlerde, böylesi yörelerde herkesin kışlık yiyeceğini yaz ortalarında edindiğini öğrendim. Bakın, o zaman için ne güzel bir şiir yazmış. Güllerin bedeninden dikenlerini teker teker koparırsan, dikenleri kopardığın yerler teker teker kanar. Dikenleri kopardığın yerleri bir bahar filan sanırsan, Kürdistan'da ve Muş Tatvan yolunda bir yer kanar. Muş Tatvan yolunda güllere ve devlete inanırsan, eşkıyalar kanar, kötü donatımlı askerler kanar. Sen bir yaz güzelisin, yaprakların ekşi, suda yıkanırsan, portakal incinir, tütün utanır, incirler kanar. Bir yolda el ele gideriz, o yolda bir gün usanırsan, padişahlar ve muşlar kanar. Darülbedailer kanar. Muş Tatvan yolunda bir gün senin akşamın ne ki? Orada her zaman otlar, ergenlikler kanar. El ele gittiğimiz bir yolda sen gitgide büyürsen, benim içimde çok beklemiş, çok eski bir yer kanar, diyor Yokuş Yola şiirinde Turgut Uyar. Turgut Uyar'ın Posof'tan sonraki görev yeri Samsun Terme. Burada 2 yıl kalır. Samsun'dan sonra tayini Ankara'ya çıkıyor. 4 yıl orada çalışıyor. Fakat 1958'de memuriyetini istifa ile sonlandırıyor. Çünkü bu işi aslında hiç sevmiyor Turgut Uyar. İstifasının ardından SEKA'nın Ankara bürosunda çalışmaya başlıyor ve 1967'de emekli olana dek de orada görevini sürdürüyor. Sonra da İstanbul'a taşınıyor. İkinci yeni akımının şairleri aynı zamanda yakın arkadaştırlar ve sıklıkla bir araya gelirler. Cemal Süreya'nın "Ertesi gün için bir şey diyemem ama rakı içtiğin gün ölmezsin" dizesinden etkilenerek adını Rakı ve Özgürlük Günü olarak belirledikleri 26 Mart 1981 günü Edip Cansever, Cemal Süreya, Can Yücel, Ferhan Şensoy, İsa Çelik, Turgut Uyar ve Tomris Uyar bir gece buluşmaya karar verirler. İsa Çelik ekibin yanında biraz çömez görünüyor gibidir. Soruyorlar, ne içersin? Fark etmez diyor. Lakarda ister misin? Fark etmez. Cacık? Fark etmez. Sonra Turgut Uyar patlıyor. Ulan niye fark etmez? Vodka, şarap fark eder. Rakı, kanyak fark eder. Masaya dahil olan bir kişiye, İsmet ne ölük halin var, der İsa Çelik. Bunun üzerine Turgut Uyar meyhaneciden bir şişe rakı söyler, rakı gelir masaya, masadaki herkesin imzaladığı kağıtla şişeyi paketler ve bu şişeyi al, gelecek sene bugüne kadar sakla, 26 Mart'ta burada yine buluşup birlikte içeceğiz bu rakıyı, der. İçki alemlerinin bu unutulmaz cümlesiyle bir geleneğin ilk adımları atılır ve 26 Mart'ı ölmeme günü ilan ederler. 1976 yılındaki notlarında Turgut Uyar şöyle yazıyor. Yaşadığım çok kötü günler,
yaşadığım anlardaki yoğunluğunu yitirdi. Yaşadığım iyi günleri de unutmuşum. Sonuç, anlamsız bir ortalama. Neden de hep tek başına yaşamaya zorlanmam. Toplumsal düzen gereği mutluluğu da tek başına aramam. Bin türlü ve hala süren hesaplı kargaşadan tek başına çıkabileceğim konusunda şartlandırılmam. Benim için ve benim durumumda olanlar için nereden bakılırsa bakılsın, önemli olan sonuçtur. Anlık mutluluklar, mutsuzluklar birikir elbette ama anlık mutluluklar birikmiyor. İnancıma göre şair dünyanın en dikkatli adamı olmak zorundadır. Çünkü hayat durmadan değişiyor. Bir şairin, bir yazarın şekilde konu bakımından daima bir değişme içinde bulunmasının hayırlı olacağını sanıyorum, diyor. Kaleme aldığı şiirlerde birçok insana ilham olan ve hüzünlü şair olarak anılan şiir işçisi Turgut Uyar, 22 Ağustos 1985'te siroz hastalığına yenik düşerek "Durma, bakalım." dediği duraktan ayrılıp göğe doğru uçar. Her yıl 26 Mart'ta bir araya gelinen ölmeme günü geleneği de Turgut Uyar'ın öldüğü gün sona erer. Ak odada oturur. Kapısı penceresinden çok. Gözlerinde yıldızlar serin yerde durur. Bir elinde kadeh, öbürünü yarasına bastırır. İnşaattan ses gelir. Bir şey okşar gibidir. Uzanıp durmuş, mahcup ışığa göçerin şarkısı. Dönülmez dizeler içinde onunkiler gül açılır. Öldüğü gün, öldüğü gün hepimizi işten attılar, diye uğurluyor Cemal Süreyya onu. Büyük şair Turgut Uyar'ın anısına saygılarımızla. Bir şiiristanın daha sonuna geldik. Anayasası olmayan tek cumhuriyet Şiiristan, bir dahaki bölümüyle haftaya sizlerle görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.